can't stop, won't stop, get guap. 10 white toes and them toy flip-flops. Manicures and pedicures, I'm always tip-top. When they say I'm not hot, all these lies need to stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Never been the one get RP up on a whitey. Keep my hands clean, got some hitters moving shicey. Ask me if I'm rolling with some... Arkadaşlarımız. Genelde arkadaş oluyor abi. Evet. Sonundan bir aşk çıkınca da hani yalanlayamıyoruz. Yok yok, bizimki aşk değil ya. Yıllardır arkadaşlarım. 8-9 yıllık arkadaşlar. Set nasıl gidiyor dizi? Set güzel gidiyor, iyi gidiyor. Rakipler biraz evet, fetih. Fetih başladı. Ama ona rağmen güzel gidiyor. Bir yandan kadın dizisi var, Fetih var. Salı günü aslında bir yoğunluk oldu. Evet, evet, bir yoğunluk oldu. Güzel ama yani yaramaz bir şey yok. Bu güzel gidiyor. Bu ona rekabetten rağmen dolayı bazı diziler reyting kurbanı olabilir mi? Bunu soruyorum size. Valla galiba böyle organik bir şekilde dağılmış bir şimdi. Yani herkesin reytingi böyle yeterli şu an için, devam etmesi için. Bizim sezon sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki sezonda yeni planları var. Böylece gider diye düşünüyorum ben. En azından bizim ufak tefek cinayetler için söyleyebilirim. Diğer diziler de aslında bizimle birlikte yarışta olan diziler de öyle. Bir tanesi neredeyse 3 yıllık dizi, biri yeni başlamış bir dizi. Biri bizimle birlikte başlamış bu dizi. O yüzden herhalde birlikte gidecektir diye düşünüyorum. Bir zararı yok şu anda birbirine. 4 diziyle. Tiyatro oyunları nasıl bu peki? Tiyatro oyunları güzel gidiyor. İşte Josefka, Dastas'ta oynuyoruz. Güzel gidiyor. Ondan sonra işte bir yandan Moda Sarası diğer oyunlar da güzel. Yeni sezonda yeni hazırlıklar. Büyük bir temponuz var. Evet, bu tempoya nasıl var ayak uyduruyorsunuz peki? Hani set, tiyatro, sosyal hayatınızı hemen hemen sıfırlamış gibi. İşte böyle ancak uzun süredir işte tanıdığım arkadaşlarla arada böyle buluşup biraz zaman geçiriyorum. Onun dışında işte set bir yandan oyun. İkisi arasında tiyatrolar ve set arasında biraz mekik dokuma şeklinde geliyor. Ama mutluyum. Hiç. İnsan mutlu olduğu işi yaptıktan sonra gerisi çok mutlu. Hiç sıkıldığınız anlar oluyor mu hani bu yoğunlukta? Oyunculukla ilgili çok sıkıldığım bir şey olmuyor ama herhalde böyle 1-2 sene sonra daha planlı bir şey yaparım. Yani böyle yaşta biraz daha ilerlemiş olacak zaten. Yönetmenlik gibi düşünceniz var mı? Valla işte tiyatroda yapıyoruz aslında. Böyle tiyatroda böyle kolektif bir şey çıkardık. Yakaranlar diye bir oyun çıkardık. İlk deneme oldu. Ben sinema televizyon mezunuyum. Üstüne oyunculuk okudum aslında. Böyle bir çok benim çekeceğim bir hikaye olursa, bunu ben yazdım, benden başka kimse de anlatamaz gibi bir durumum olursa belki bir gün, ama öyle bir hırsım isteğim yok. Yani daha çok böyle oyunculuk daha bitiremediğim bir iş. Belki de yani ölene kadar tamam bu noktayı koydum, iyi de oynuyorum diyemeyeceğim. Böyle bir iş çünkü. Oldum dediğinde bittiğim bir iş benim için oyunculuk. O yüzden ben de bitmek istemiyorum, devam etmek istiyorum bu işe. O yüzden hani bilmiyorum, belki bir gün denk gelirse yaparım. Peki Haluk Bilginer'in bir açıklaması vardı. Herkes kendini sanatçıyım diye nitelendiriyor. Hı. Siz de bu düşünceye katılır mısınız? Hani dediniz ya, oldum dersem biterim ben. Hı hı. Onun üstüne hani Haluk Bey'in açıklaması da var. Doğrudur. Yani doğru bir açıklama, ne diyebilirim ki yani, ama bu yeni işte dünya düzeninde işte sosyal medyanın gücüyle herkes bir şekilde çok hızlı ünlü olabiliyor, çok hızlı dikkat çekebiliyor. Belki de ona ün dememek lazım. Onu doğru yönettiğinde işte yarattığın şey sana artık bir başkalarına ilham veriyorsa, sana bir keyif veriyorsa, bir tatmin veriyorsa ne şahane. Ama çok hızlı tükeniyor. Tam bir tüketim toplumunun içinde yaşıyoruz zaten. Ne sanatçı, ne zanaatçı, onu ayırmak çok aslında gittikçe zorlaşıyor. Yani şu son yıllarda düşünsenize işte telefonlarla, çeşitli telefonlarla herkes artık fotoğrafçı oldu. Ama biz hala fotoğraf sanatına inanıyoruz. Hala fotoğraf sergileri yapılıyor. Dolayısıyla herhalde bir zaman içinde bu ayrılacaktır diye düşünüyorum. O tanım da değişecektir mutlaka. Ama aynı sanatın ne olduğunu değiştiği gibi. Her oyuncu sanatçı değildir. Vallahi ben onu söyleyecek yerde değilim. Keşke öyle bir yorum yapabilsem ama onu söyleyecek yerde değilim. Hani politik davranmak için söylemiyorum. Nitelendirecek yerde değilim. Açık görüşürsünüz. 70 yaşında sorarsan o cesaretle söylerim. İnşallah. Geçenlerde oyuncu kişi Gökçe Hanım var. Güzel arkadaşım. Evet. Tebrik gelmiş galiba. Ne tebrik gelmiş ona galiba. Tebrik etti sizi oyuncu kişi. Ben mi tebrik ettim? Gökçe Hanım sizi tebrik etmiş galiba. Hani çıkışta samimi görüntü vardı bir. Yok ya, bir samimi görüntü yoktu. Orada böyle bütün arkadaşlar vardı diziden falan. İster istemez aynı dizide oynadığımız için öyle iddialar falan oluyor. O da en çok... Dizi haricinde sizi, hani ikinizi orada görmek biraz akıllarda soru işareti bırakıyor. Şöyle oluyor aslında. Gökçe bizim oyunları da takip etti sağ olsun. Birçok arkadaşımızın takip ettiği gibi. Ama onunla ilgili böyle bazı şeyler çıkınca daha çok dikkat çekti.
O geldiği günde aslında Berlin Ensemble, Berliner Ensemble diye çok değerli bir tiyatro var. Dünyadaki böyle hani 5 tiyatronun içine girecek bir yapı. Alman tiyatrosunun temellerini oluşturan bir tiyatro. Onlar geldikleri için 2 günde oynuyorlar. Çok kısıtlı süre bizde hepsi ziyaret ettiler ve ziyaretçi olarak oynadılar. O yüzden Gökçe'yi de kaçırmamak için geldi aslında herkes gibi. Nurgül de oradaydı, Gökçe de oradaydı, Şener abi oradaydı. Birçok insan, Cem Yılmaz, Ozan Güven, Rafa Yıldırım birçok insan oradaydı. Kaçırmak istemeyen birçok insan. Ama işte bizi daha önce Gökçe'yle yazdıkları için... Bu aşk dedikodusundan da Gökçe Hanım'ın diziden ayrılacağı haberleri çıktı. Onlar da asılsız. Galiba ona dair... Evet, bir açıklama yaptı. Soruların katılacağı evet. Konuşuluyordu ama yalanlandı. Doğrudur. Ben yani bazen takip edemeyebiliyorum. Sizin söylediğinize inanıyorum. Siz takip ediyorsunuz işiniz. Bununla ilgili de Hande Hanım'a soru sorulunca Hande Hanım gerildi şeklinde bir haber yapılmış. Onu da görmedim biliyor musun? Keşke. Siz beni güncelleyin, ben orada ayrı bir şeyler söyleyeyim. Sizin yani ilişkiniz nasıl gidiyor peki abi? İlişki hiç konusu çok arakta kaldı aslında. Ben özel hayat hakkında konuşmuyorum. O yüzden peki ilişkiniz ilişki devam abi. Ediyor mu? Devam onu ediyor öğrenin. Mu, etmiyor mu? Geçen hafta bir mekandan beraber paylaşım yaptınız aynı mekanda. Herhangi bir açıklama dağıstan evet. Bu aslında farklı yerlerden farklı yerlerden ama. Da mı işte ilişki devam ediyor mu işte biz bunu öğrendik. Bunlarda kalan soru işareti yan yana pek görmüyorlar yapılıyor. Mesela sizin özel hayatı da bir dakika ikinize birden ayrılığa yetişebilirim ama dur. Şöyle söyleyeyim. Aslında şöyle toparlarsak. Ben, evet ben şöyle yeterli. Yok evet aslında onunla desem kurtulacaksın evet, değil mi? Evet dedi evet dediniz ve kaybettiniz. Valla ben hiç özel hayat hakkında konuşmuyorum. Bu konuşmadan bizim o zaman anlayacağımız bitti mi oluyor? Yok. Yani ben özel hayat hakkında konuşmuyorum gerçekten. O yüzden de hani ne bitti ne devam ediyor demeyeceğim. Ama siz bizi aslında aydınlatmazsanız bunun ardı arkası kesilmeyecek. Siz de biliyorsunuz. Bu da işte hepimiz için böyle bir şey. Yani dün Hande Hanım da cevap yumurta vermedi tavuk. Çünkü. Doğrudur. Ya aslında vallahi hani... hiç ne Hande ne ben özel hayat hakkında konuşmak istemiyoruz. Sizleri de anlıyorum. Hani özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum diyen gündem vardı ya. Gündem. Ama bir yandan o da değil. O da değil ama demek istediğim gerçekten hani bunu böyle konuşmak. Tiyatro soruyoruz, işte ne bileyim sinema soruyoruz, dizi soruyoruz. Hepsi güzel. Özel hayat sorunca mı bozuluyorsunuz? Süren gibi bir şey var ama ben ilki olarak sadece. Sizin de beni anlayacağınızı düşünüyorum. Gerçi anlamıyorsunuz. Hep soruyorsunuz ama olsun. Sorun değil. Ya son olarak hani şöyle toparlamak gerekirse bütün soruları. Gökçe Hanım'la sürekli İddialar çıkıyor, haberler çıkıyor. Hande Hanım'la da sürekli ayrıldılar, barıştılar, ayrıldılar, barıştılar. Yeni haberler çürüyecek. En azından haberlerin önünü kesebilirsiniz. Gökçe Hanım'la bir aşk yaşamıyorsunuz. Bu cepte Hande Hanım'la devam eden bir ilişki var mı yok mu? Hani? Vallahi bir açıklama yapamam. Yani ilkesel olarak ama bana tercih. Demek küstün barışma aşamasında biz size çok teşekkür edelim. Çok güzel, çok iyi akşamlar, görüşmek üzere. Eyvallah. Can't stop, won't stop, get guap. 10 white toes and them Tory flip-flops. Manicures and pedicures, I'm always tip-top. When they say I'm not hot, all these lies need to stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Never been the one get RP up on a white tee. Keep my hands clean, got some hitters moving shicey. Ask me if I'm rolling with some...